ve kaktüs severler mor dalları ile Senecio, Krasmus, Sukulenti ile sizlerleyim. Gümüş gri yaprakları canlı mor şeklindedir. Bakın yaprak kök dipleri tamamen mor şeklinde. Bu çok güzel yetişmiş bir Senecio ama bu biraz daha öncesinde hastalanmış. Daha doğrusu susuz ve güneşsiz kalmıştı. Hatta biz buna su banyosu bile yaptırmak zorunda kaldık. Susuz kaldığını nereden anlıyoruz? Yaprakları bakın. Daha şeffaf. Bunun yaprakları daha top. Bu yeni yeni kendine geliyor. 1,5-2 aydır biraz kendinde. Yeni çıkanlar zaten bakın biraz daha farklı diğerlerine göre. Onun için güneşi seviyor. Güneşli ortamda ve düzgün suladığınızda çok güzel büyüyor. Crassicimus biraz soğuğa dayanıklı değildir. Onun için bahçeye falan ekmeyin. Saksıda daha iyi. Eğer eksi dereceleri vesaire görüyorsa mümkün olduğunca koruyun. Zaten dona hiç dayanıklı değil. Güneşli ortamı, sıcak ortamı seviyor. Güneşli ve sıcak ortamda düzenli olarak büyütürseniz tabii ki sulama şekliyle aynı ıslat ve kurut şeklinde. Toprağı da yine aynı şekilde sukulent ve kaktüs toprağı iyi drenaj olmuş bir toprakta sağlarsanız çok çabuk büyüyen güzel bir tür. Benimkinde çiçek görüyorsunuz ama normal şartlarda baharda açan bir çiçek yapısına sahip. Ama benimki biraz daha erkenden başladı. Bakalım neden erken başladı? Herhalde biraz daha güneşli bir bölgeyi seçmiştim. Havalar da aslında soğuktu ama erkenden çiçeğini bana verdi. Kışın uykuya geçer. Kışın sulamazsanız su istemez ama tabii ki sıfır susuz bırakmayın. Ama yazın mutlaka su ihtiyacını karşılayın. Büyümesini kışın daha çok görürsünüz. Kışın daha çabuk büyüdüğünü görürsünüz. Onun için ben ilkbaharda şöyle çelik alma yöntemiyle, burada görebilirsiniz. Çelik alma yöntemiyle çoğalttım. Çünkü kışın daha çabuk büyüyorlar. Çelik alma yöntemini ilkbaharda yaparsak daha çabuk oluyor. Bunu da dalmıştım. Bakın çabucak kenardan, köşeden hemen çıkıyor. Ama bu biraz daha sağlıksız olduğu için çok fazla büyütememiş. Ama bu sağlıklı bir şekilde büyüdü ve ortama dengeli olduğu için çok güzel büyümüş. Direkt güneşi seviyorlar. Direkt güneşe koyabilirsiniz. Çok aşırı sıcaklara bile dayanır. Güneşsiz kaldığı andan itibaren buradaki mor yaprakların yok olduğunu göreceksiniz. Hatta dalı bile tamamen yeşil olur. Mesela bunu da net bir şekilde gösterebilirim. Bakın dalı bile tamamen yeşil. Yavaş yavaş yeni yeni kendine geldiği için morarmaya başladı. Bakın yeni yeni kendine geliyor. Ama buradaki dalların tamamen mor olduğunu görebilirsiniz. Güneşi görmeyince yeşil bir renkte oluşuyor. Ama güneşi aldığında bu güzel görüntü size sağlıyor. Yaprakların büzüşmüş şeklinde olduğunu görürseniz çok susuz bırakmışsınız anlamına gelir. Mesela bu yapraklar daha büzüşmüş halde ki şu an susuz değil tabii ama bu eskiden kalma durumu olduğu için şöyle çatlak çatlak büzüşmüş halde ise susuz bırakmışsınız demektir. Mutlaka bol bol sulayın. Bunu kışın yaşamazsınız ama yazın susuz bırakırsanız mutlaka size hemen ben susuz kaldım sinyalini veriyor. Evde ya da ofis ortamında büyütüyorsanız aydınlık yeri tercih edin. Ve tabi ıslak kurut tekmeyle sulamanız gerekiyor. Çok soğuk bir oda değilse, normal derecede bir odaysa, yaz kış aynı derecede kalan bir odadaysanız mutlaka ıslak ve kurut tekniğini yaz kış her daim yapmalısınız. Ama yine söylüyorum, kaktüs ve sukulentler kışı da yaşamalı, soğuğu da ve sıcağı da yaşamalı. Onun için imkanınız varsa balkon gibi bir yerlerde her zaman daha iyi. Klimalar karşısında kesinlikle olmamalı. Klima karşısında ve doğalgaz gibi petek önlerinde kesinlikle büyütmemelisiniz. Zaten çok çabuk hem kendi rengini götürüyor hem de yaprakları büzüştürüyor. O kötü bir nem oranı olduğu için ve çabucak da ölüyor.
bol güneşli ortamda ve yeterince su oranını sağladığınızda çok güzel büyüyecektir. Sen ocağı krasimus yetiştirenler, sizin de benim gibi erkenden çiçekleriniz açtı mı? Kaktüslü ve sukulatlı günler diliyorum.